Evet, değerli basın mensupları, maalesef bugün üzücü bir olayla, bir felaketle, bir deprem haberiyle uyandık. Hasarın çok büyük olduğunu, can kaybının çok büyük olduğunu ve bu felaketin altında bir bu felaketi bir dayanışarak birlikte güç olarak aşmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün aslında hocamızla beraber yaşanan süreci çok detaylı bir şekilde uzun uzadıya açıklayıp bilgilendirmek istedik. Ama bu felaketten dolayı çok uzun tutmak istemiyorum. Bunu bilmenizi isterim. Çünkü bugün bu meseleleri konuşma günü değil. Ama detaylarla ilgili ileriki zamanda acımız dindikten sonra, yaralarımızı sardıktan sonra bütün kafalardaki soru işaretlerine cevap verecek şekilde basın toplantısı düzenleyeceğim. Bugün sadece böyle bir basın toplantısı bildirimini iptal edebilirdik ama hayat devam ediyor. Sadece bugün bu fotoğrafı vermek için benim kulüp başkanlığı dönemde, yöneticilik dönemimde önemsediğim bazı değerler vardır. Yöneticilik, hocalık, herkesin daha doğrusu yöneticilik, hocalık ayrı bir şey ama insanlık ayrı bir şey. Ben bugün ayrılmamıza rağmen beraber maalesef çalışma ortamı olmadı. Bazen her şey iyi gitse de bazen olmuyor. Bazen böyle kararların alması gerekiyor hem teknik heyet tarafından hem de bizler tarafından. Ama her şeyden öte bir insani duruş sergilemek gerekiyor. Ben sadece basının önünde bu fotoğrafı vermek için, bilerek bu fotoğrafı vermek için burada bulunuyorum. Bu fotoğrafın anlamı şudur. Ömer Erdoğan Hoca bizim isteğimiz doğrultusunda bizi kırmayarak davetimize icabet etti ve geldi bizimle çalıştı. Onun karakterine, insanlığına, teknik adamlığına sonuna kadar güvendiğimizi bilmenizi isterim. Bu fotoğrafın anlamı şudur. Ben yaşça ondan büyüğüm. O benim kardeşim. Ben belki yaşça büyük olduğum için onun abisi konumundayım. Başkan olayım olmayayım, futbolun içinde olayım olmayayım. Bu fotoğrafın anlamı Ömer Erdoğan'a her zaman bir dayanışma içinde, bir abi kardeş ilişkisi çerçevesinde talep ettiğinde bir telefon kadar yakın olduğumuzu bildirmek için buradayım. Ben emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Onun spor hayatında benden, futbol hayatında, hocalık hayatında benden gelecek her türlü desteği sizin yanınızda vereceğimi beyan ediyorum ve sonuna kadar da bu işi başaracağına inanıyorum. Hepimizin eksiklikleri olabilir. Eksiklikler kusur değildir. Eksiklikleri tamamlamamak kusurdur bana göre. Biz başkan olarak, yönetici olarak, hoca olarak asıl olan eksikliklerimizi birbirimize insani bir zeminde hatırlatıp onun tamamlanmasına katkı sağlamaktır. Dediğim gibi ben başkan olarak, yönetici olarak eksikliklerimi hocadan öğreneceğim şeyler vardır. Hocanın bir yol arkadaşı olarak bizim sağlayacağımız katkı varsa bunlar olabilir. Bu anlamda zerre kadar şey yoktur. Başkan olduğum müddetçe, hatta olmasam bile ki çok fazla buralarda kalmak istemiyorum, olmasam bile bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim şey vardır ki eğer bu Ankaragücü devam ettiği müddetçe Ömer Erdoğan'a bu kapıların her zaman açık olduğunu bildirmek isterim. Ben olduğum müddetçe bu kapılar her zaman açıktır. Bizim kapımız Ankaragücü kapısına açıktır. Benden sonra da yönetici arkadaşlarının bu hassasiyete dikkat edeceğini düşünüyorum ve çok fazla uzatmak istemiyorum. Söylenen, basında yansıyan, sosyal medyada yansıyan çok şeyler var. Bugün aslında hepsine cevap vermek istiyorum açık yüreklilikle ama dediğim gibi bu acılı günde bunları
konuşman doğru olmadığını söylüyorum. Ben tekrar hocama teşekkür ediyorum ve bizlerde hakkı varsa hakkını helal etmesini söylüyorum. Bizim bütün hakkımız kendisine helaldir. Anasının ak sütü gibi hak etmiştir yaptığı çalışmalarla. Bu anlamda zerre kadar kafamızda soru işareti yoktur. Dediğim gibi hatalar, eksikler olabilir. Bunlar telafi edilmeyecek bir şey değildir. Bizden de kaynaklanır. Onda bu insani bir şeydir. Ne yaparsak yapan dünyanın en iyi hocası da olsa, dünyanın en iyi başkanı da olsa muhakkak eksikliklerimiz vardır. Yani insan olmamızdan kaynaklı. Bir de tabii yaşanan olay çok acı bir olay. Hocam da konuştuktan sonra depremle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Evet, öncelikle tabii ki futbolla ilgili bugün konuşulacak hiçbir şey yok. Çünkü ülkemizde bu yaşanan büyük facia gerçekten hepimizi üzdüğü gibi beni de çok derinden üzdü. Bir, memleketim Kahramanmaraş, Hatay, daha önce 2 sene çalıştığım Adana'da akrabalarım, ne olursa olsun vatandaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz şu an zor durumdayken bizim burada futbolla ilgili veya bu şu anki gündemle ilgili bir açıklama yapmamız, başkanımızın dediği gibi çok doğru olmaz, kusurumuza bakmayın. Gönül isterdi yaşanmamış ve bugün daha derin bir basın toplantısı yapalım ama açıkçası hepimizin acısı büyük ve şu an orada can çekişen vatandaşlarımızın hayat mücadelesi verirken biz burada gündeme dönmemiz çok sağlıklı olmaz. Onlara da bir saygısızlık olur. Dediğim gibi bunlar ileriki tarihlerde inşallah güzel günlerde zaten başkanımız tarafından söylediği şekilde, anlatıldığı şekilde ben de onun sözünün arkasındayım zaten. Ne derse kabulümdür. Dediğim gibi ülkemiz adına vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlarımıza bir an önce inşallah iyi haberlerden alır ve onların da hayatta inşallah kalmasını haberini alırız. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Başkanımız da dediği gibi bu ülke çok zorluklar atlattı ama her zaman birlik beraberlik içerisinde destek olarak bu zor günlerde herkes elinden geldiği kadar destek olarak bu zor günleri atlattı. Herkesi hem duasıyla hem işte maddi manevi yardımıyla destek olmaya çağırıyorum. Çok zor bir süreç. Allah yaşatanlara bir daha bunu yaşatmasın. Ülkemizi bu tür belalardan, kazalardan korusun. Gerçekten biz buradan bu acıyı yaşarken şu an orada bu olayı yakından hisseden yaşayanların durumunu düşünebilirsiniz. Dediğim gibi Allah onların da yardımcısı olsun, ülkemizin de yardımcısı olsun. İnşallah güzel haberlerle önümüzdeki günlerde o hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımız güzel haberleriyle biraz hiç olmazsa moral kazanırız. Ülkemiz adına çok büyük bir geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekrardan da vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, bu hocamın da ifade ettiği gibi acımız büyük. Allah rahmet eylesin vefat edenlere, kalanlara sağlık diliyoruz. İnşallah sayı çok olmaz. Çünkü daha yeni ama maalesef gelen bilgiler hasarın çok büyük olduğu. Bu anlamda Ankara Gücü Camiası Kulüp Başkanı Camiası olarak bu sürece yapacağımız bütün katkılarda var olacağımızı söylüyoruz. İlk anda Kızılay kan bağışı kampanyası başlattı. Bu anlamda bütün başkan, yönetici, camia, taraftar, herkesi Ankara Gücü duyarlı olan, hatta Türkiye'de bütün insanlara bu kampanya destek olunması gerektiği ile ilgili çağrımızı biz de yeniliyoruz. Tekrar dediğim gibi üzüntülüyüz, acımız büyük. Bu ne kadarı sevindirici haber gelirse o bizim en azından acımızı hafifletecektir diyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir iki küçük şey sorabilir misin? Yani şimdi tarafların çok yoğun bir şekilde hani talep ediyor, bize yardım ettiler. Ya bu işin geri dönüşü yok mu Ömer Erdoğan Hoca'yla? Çünkü ben ilk defa bir tarafların bir teknik direktörü bu kadar sahip çıktığını görüyorum.
Yok mu yani geri dönüşü? Yani kesin ayrıldı mı? Evet, kesin ayrıldım. Başkanıma da zaten ricada bulundum. Başkanımız da sağ olsun yönetim kuruluyla beraber beni ikna etmek için bir çaba gösterdiler. Ricada bulundular ama dediğim gibi şimdi burada bir karar verildi. Bu karar verirken ne benim sırf kendi menfaatim için ne kulübün menfaati için her iki tarafın içinde hayırlı olmasını dilediğim için verildim. Dediğim gibi bu süreçte dediğim gibi şimdi bu acı günde bunları açıkçası çok konuşmak çok sağlıklı değil. Dediğim gibi karar verildi. Bunun şimdi hatasını, suçlusunu, neden olduğunu açıklamak açıkçası çok doğru değil. Biz eğer bugün başkanımızla, yönetim kurumumuzla buradan helallaşıp da ayrılabiliyorsak bence çok büyük bir erdem, karşılıklı sevgi ve saygıdan oluşan bir şey. Kavgasız, dövüşsüz. Ben çok şükür bu konuda daha önce de Hatay'dan ayrılırken helallaşarak, vedalaşarak buradan da Allah bize bunları nasip etti. Herkese nasip etmez. Ama bu karşılıklı olan birbirimize olan sevgi ve saygıdan oluştu. Dediğim gibi daha çok bu derin konulara girmeyelim. Çünkü acımız büyük. Gönül isterdi yaşanmamış olsa belki daha başkanımın tarafı, bizim tarafımız daha detaylı bir şekilde ama dediğim gibi burada kimse kötü niyet aramasın. Tamamen benim kararımda. Ben şurada söyleyeyim. O yazılan çizilenlerin yani çoğu doğru değil. Onun için aslında biraz hocayla beraber bunu net söylüyorum. Kesinlikle maalesef dediğim gibi biraz önce de ifade ettiğim gibi biz bu tür felaketlerle direniriz. Dayanışma içinde olunca savaşlar olur, depremler olur, buna direniriz ama maalesef insanlığı çürüttüğümüz zaman buna direnemeyiz. İnsanlığı çürütmenin de maalesef en büyük nedenlerinden birisi yalan, iftira ve asılsız olan haberleri yaygınlaştırmaktır veya bilgileri yaygınlaştırmaktır. Bunu net söylüyorum. Söylenenlerin çoğu doğru değil. Ben aslında biraz önce de söyledim. Bu fotoğrafı vermek Ömer Erdoğan'ın her zaman burada yeri vardır'ın adıdır ve bunu da beyan da ettim. Böyle bir sorun olsa biz şimdi başaramadığımız zaman veya başaramadığım diye olmadığı zaman yapmak istediğimiz zaman gittiğimiz zaman burada bir sebep mi olacak veya hocam işte kendisinin de ifade ettiği basın toplantısında bazen ne kadar artılar da yan yana gidiyor. İnsanla uğraşıyoruz. Olmayınca bir dokunuş gerekiyor. Yoksa bu bir başka bir neden araman doğru değil. Kesinlikle biz masum insanlar değiliz. Tabii ki hatalarımız, günahlarımız var. Bu anlamda kendimizi beri tutmuyoruz ama yazılanların çoğunun %99'unun doğru olmadığını, iftira olduğunu belirtmek isterim. Bununla ilgili cevabı dediğim gibi acımız dinsin. Her türlü soruyu açık bir şekilde canlı yayında dahil bu soruların hepsine cevap vereceğimi belirtmek isterim. Hocamın da ifade ettiği bugün bunları konuşmanın çok anlamı yok. Biz sadece bir abi kardeş, bir helalleşme, başkan, hoca düzlemde bir helalleşme fotoğrafıdır bunun adı. Başka bir nedenden dolayı gelmedik buraya. O sorulara inşallah sorudan cevap veririz. Yüzlerce artık Türk'ün geldi geçti. Fatih'ten Nesmet Ali veya Suyunan'dan bilmem kime kadar birçok hoca başarılı hoca Ankara'ya çalıştı. Başarı elde ettiler, başarısız oldular. Sevilen oldu, sevilmeyen oldu ama Ankara'cı taraftarı üzerinde iz bırakan, Ankara'cı taraftarının bu kadar sevdiği belki de ilk teknik adam sizsiniz. Taraftarın mesajınız olacak mı? Yani inanın herkes ağlıyor. Ya tabii benim burada çalıştığım süre daha önceki dönemlerde de basın toplantıda da ifade ettim. Sağ olsunlar yenildik, sahip çıktılar, destek oldular. Takımını, hocalarını her zaman arkasında durdular. Bu bize burada çalışmamız için, burada daha fazla motive olmak için ekstra bir güven verdi, motivasyon verdi. Şimdi bu süreçte de 2-3 günlük süreçte de eksik olmasınlar, Allah razı olsun. Sosyal medyadan işte sürekli üzüntülerini, kararımı değiştirip devam etmeme ricalarında bulundular. Bu tabii benim burada ne kadar sevildiğimi gösteriyor. Ama bu tabii karşılıklı. Ben de gerçekten taraftarlarımızı seviyorum. Çünkü bu karşılıklı olan bir şey. Dediğim gibi taraftarlarımdan tek isteğim
çok büyük bir taraftar grubuna sahip, çok da etkili ve takımını her zaman gerçekten destekleyen, her zor şartlarında bundan sonraki süreçte de aynı şekilde yeni gelecek hocaya, futbolcularına, camiasına, yönetimine destek olsunlar. Çünkü bir tane Ankara Gücü var. Ona her zaman destek olsunlar. İnşallah güzel günler Ankara Gücü'nü bekliyor. Başkanım, ben almayacağım soruyu. Tamam. Hocam, başkanım, dediğiniz gibi acımız büyük ama maalesef hayat devam ediyor. Az önce Spor Bakanı da spor organizasyonunun 2 Eylül'e kadar ertelenmeye açıldı. Belki bir aylık oynanmayacak. Önümüzdeki süreçte yol haritamız nedir? Yani tabii TFF'nin alacağı karar ne olacak? Belki lig eksik takıma devam edecek o bölgedeki takımlardan dolayı, onu da bilmiyoruz. En azından yeni hoca yabancı mı olacak, yerli mi? Bir yol haritamız nedir? Şu anda hiçbir hocayla görüşmedik. Net söylüyorum. Eğer bilgiler varsa buna sosyal medyada veya bazı haber etkinde böyle hiçbir yönetim düzeyinde hiç kimseyle görüşmedik. Çünkü daha hocamız burada. Buna ahlaki bulmadık. Doğru da değil. Şu anda takım tabii hayat devam ediyor. Antrenör olacak. Şu anda yardımcı kulüp bünyemizde olan yardımcı hocalarla veya teknik heyetle bu süreç devam edecek. Şu anda başkanım kim olacak yani tek üstte kim olacak yani kim antren edecek yani şu anda Sedat Ağaçay Sedat Ağaçay şu yani anda Beşiktaş maçıyla olsaydı oynansaydı Sedat mı çıkaracaktı? Tabii oynansaydı Sedat çıkartacaktı yani. Ümit Hoca için de söylendi. Sedat zaten hocamla beraber baştan beri buradalar. Sedat Bey bütün hocamın sürecini yakinen takip etti ve özellikle hocamın takımı hazırlama konusunda Sedat'ın bir hayranlığı var. Hep bana ifade ettiği gibi hocam antrenör konusunda dediğim gibi takım hazırlama konusunda ben de her zaman bunu söylüyorum zaten. Nihayetinde hocam bıraktığı bir iz var. O izi devam ettireceğiz yani o anlamda bir sorun yok yani. Beşiktaş maçından önce bir hocayla anlaşma ihtimalimiz yok mu? Çıkaralım buradan başkanım. Şu anda kimseyle konuşmadık. Yani işin açıkçası bekliyoruz yani. Biraz da acele etmek istemiyorum. Zaten artık önümüzde de bir süreç yani 4 gün olsaydı herhalde zaten yardımcı hocayla çıkacağını açıklamışsınız. Tabii. Artık bir süreç var. Belki bir ay. Şu anda ne olacak bilmiyoruz yani. Belki uzun süre ligler ertelenebilir yani. Gerçekten onun şu anda belirsiz bir durum var ama resmi olarak başkan 2 gün sonra transfer kapanıyor. Yani uzatılır mı bilmiyoruz. Belki TFF uzatacak transferlerini onu da bilmiyoruz ama 2 gün sonra transfer kapanıyor. Takviyeler olması gerekir. En azından Ömer Hoca'nın listesi doğrultusunda biz takviyeler olacak. Biz 3 tane transfer yaptık. Onu açıkça söyleyeyim. 2 transferi bizzat hocamın istediği isim de veririm. Libero ve kanat. Djokanović de Milson'u. 1 tane forvet aldık. Hocam forveti ile ilgili olumsuz değil ama daha iyi bir tercih konusunda olma ihtimali olabilir mi diye bir şey oldu ama mevcut oyuncu ile ilgili olumsuz kanaati yok. Tabii ki biz de isterdik ki daha iyi ama ara transfer dönemi çok zor. Her oyuncu almak kolay olmuyor ama işte ligler başlıyor. 1 tane forvetimiz var. Bizim de mecburen oraya acilen takviye yapmamız gerektiği ile ilgili bir inisiyatif kullandık. Bir yerli futbolcu ile ilgili görüşmemiz devam ediyor. Özellikle Süper Lig'de oynayan netleşmediği için bir şey diyemiyorum. Ondan sonra zaten hocamın istediği transferler bu bölgelerdeydi. O anlamda biz hocamın o istediği bölgelerdeki transfer ile ilgili talep doğrultusunda şeylerle ilgili çalışıyoruz zaten yani o anlamda bekliyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun.